sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Alnına su bastılar. Atölye 1886 stüdyolarından hepinize iyi günler, kıymetli takipçiler, sevgili izleyiciler. Ülkemizin 30 Ağustos 1922 yılında Zafer Bayramı ile birlikte ulaşmış olduğu zaferlerin emperyalizme karşı galibiyeti ile birlikte bütün ulusal kurtuluş savaşlarının da meşalesini yakmış ve ard arda bağımsız ulusların kendi bağımsızlıklarını kazanarak hakimiyeti ele geçirmelerine örnek olmuştur. Sevgili izleyiciler, aslında Fransa ihtilalinden sonra bütün dünyada gelişen teknoloji adına mekanik dünya dönüşümü ve değişimi, yani sanayi devrimi ülkemiz tarafından kaçırıldı maalesef. Kaçırıldı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemi başladı. Sanayi alanındaki bu gelişmemiş olmanın yaratmış olduğu hantal toplum zamanla Birinci Dünya Savaşı tarafından hasta insan, hasta adam ilan edilerek ve üçlü ittifak devletlerinin de safında yer aldıktan sonra da mağlup olması üzerine üç ittifak devletlerinin de Sevr Anlaşması'yla birlikte işgal edilme girişimleri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son topraklarını en güçlü İngiltere, güneşin batmadığı ülke olan İmparatorluk, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun başta olmak üzere Fransa, İtalya ve ona bağlı kuvvetlerle birlikte ülkemizde gerçekleştirdiği işgaller başladı. İstanbul hükümeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahının da çaresizliği, ülke topraklarına hakim olamamasından kaynaklanan durumlardan ve onlarla yapmış olduğu işbirliği üzerine de İstanbul hükümetinin çıkarmış olduğu fermanlar, kanunlar zamanla da ülkenin bağımsızlığını gerçekleştirmek isteyen kuvvetlere karşı da maalesef işgalci kuvvetlerle birlikte aynı saflarda yer almasına da neden oldu. Bütün bunları kısaca özettikten sonra 26 Ağustos 1922'de Afyon Kocatepe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri komutuyla birlikte başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de zaferine ulaşarak 9 Eylül'de de İzmir sahillerinde son işgalci kuvvetleri de denize dökerek hedefine ulaşmıştır. Ama asıl hedef bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasının temellerini atmak olacaktı ve 29 Ekim 1923'te de Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atıldı. Daha önceki programlarda da "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" ileri demesi Akdeniz için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bugün de bu anlam devam etmekte. Büyük taarruz komutu bu şekilde. Ama büyük taarruzdan sonra da yine Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kurulması 1923'te ve yine İzmir İktisat Kongresi'nin akabinden hemen sonra Mersin'e gelerek yine burada yaptığı konuşmalarla Ulusal Kurtuluş Savaşımızı savaşta kazandık ama bundan sonra sanayide, ticarette, bilimde ve teknolojide biz Ulusal Kurtuluş Savaşı
koruyacağız ve taçlandıracağız. Layık olduğumuz müreffeh devletlerin sınıfına dahil olacağız diye Mersinlere ikinci komut verdi. Akdeniz'den her yere ileri bilimde, sanatta, teknolojide. Adeta bu şiar bizim şu an Mersinler için de çok önemli bir görev. Bütün bunları kısaca anlattıktan sonra bu konuya gerçekten canı gönülden katılan ve hayatını da aslında hem ülkenin sanayileşmesi alanında emek vererek hem daha sonra eğitim alanında da ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesinin de başında yer alarak ve şimdi de yine bir sivil toplum kuruluşunun da başında yer alan Sayın Serdar Erkan. Serdar Erkan konuğum. Önce makine mühendisleri odaları başkanlığını kısa bir dönem yaptı. Daha sonra yeni kuşak köy enstitüleri kurucu üyeleri arasında yer aldı. Şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şubesi'nin başkanı ve hoş geldiniz Sayın Serdar Erkan. Hoş bulduk Seme Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir güzel programı, anlamlı programı Mersin'e yaptığınız ve kazandırdığınız için konuklarınızı izliyorum. Çok değerli bir bellek güncellemesi yapıyorsunuz. Böyle imkanı veren Mersin Ticaret Odası Sanayi Odası'nda yönetim kuruluna ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği Mersin Şube Başkanı olarak gerçekten o günlerin bugünlere iyi anlatılması çok önümüze ışık tutacak. Bu konuda çok değerli bir görev yapıyorsunuz, kamusal bir görev yapıyorsunuz. Ben ADD Mersin Şube Başkanı olarak bu programı emek veren, siz başta siz Ticaret Sanayi Odamız olarak olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın Erkan, birkaç gün sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına yaklaşmış olduğumuz için kutlayacağız. 100. yılını kutlayacağız. Bütün emperyalist ülkelerin güç birliği yaptığı ve yıllarca bütün dünyayı sömürdüğü bir dönemde güneşin batmadığı ülkeler, imparatorluklar, devletler vardı. Ama ona ilk mağlubiyeti kazandıran Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın komutanı Mustafa Kemal'in 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birlikte, hatta Mahatma Gandhi, ben Tanrı'nın İngiltere'den yana olduğunu biliyordum ve onun temsilcisi İngiltere zannediyordum. Ama Mustafa Kemal diye bir lider çıktı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı ile İngilizleri yenince bunun böyle olmadığını fark ettim diyerek, o da Ulusal Kurtuluş Savaşı, büyük yürüyüş ve Hindistan'ın bağımsızlığını kazandı. Daha sonra Çin, Tunus, Cezayir ve bir sürü ülke. Şimdi böylesine büyük bir zafer bizim için ne ifade ediyor? Bu büyük zaferden önceki Osmanlı İmparatorluğu ve dünyanın hali nasıldı? 30 Ağustos'tan sonra kazanımlarımız ne oldu? Aslında hiç soru sormamak üzere sözü size vermek istiyorum. Kazanımlarımız ne oldu? Ve bu kazanımların başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyaya etkileri ne oldu? Bizim için ne ifade ediyor? Evet. Çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten 30 Ağustos dünyanın kaderini belirleyen bir savaş. Tabii öncesinde Sakarya var. Sakarya'da önce düşmanı durduruyor. Ondan sonra 30 Ağustos'taki 26 Ağustos taarruzuyla atıyor. Yani iki aşamalı bakmak lazım savaş tarihi açısından. Fakat ben sözüme Atatürk'ün bu savaşlarla ilgili Mehmetçik'le Hasbel diye kitabında yazdığı, her meydan savaşından sonra başka bir alem doğar. Bakın bu Atatürk'ün şeyi. Tabii. Hakikaten 30 Ağustos'tan sonra dünya çok farklı oldu. 30 Ağustos'a kadar bütün milletler güneş batmayan imparatorluğun sömürgesiydi. Ama 30 Ağustos'tan sonra dünyada başka bir alem oldu. Bütün mazlum milletlerin bağımsızlıklarını kazanmasına vesile oldu ve aslında en çok da emperyalizmi telaşlandıran bu oldu. Dolayısıyla 30 Ağustos'un böyle bir önemi var. Bakın 30 Ağustos'tan sonra 1 Eylül Barış Günü'dür.
Ama bu savaş meşru bir müdafaa. Yani zaten Atatürk de demiş, eğer savaş bir ülkenin yaşamsal bir şeyi değilse cinayettir demiş. O yüzden boğazınıza bıçak dayamış ve sizi öldürmeye gelen bir düşman, ona karşı mücadele ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir savaş çok onurlu bir savaş. Onun için gerçekten çok güzel bir konuyu ele almışsınız. Bundan sonraki kurulacak olan Cumhuriyet'in temeli bu savaş ve öncesinde atılan adımlarda gizli. Birincisi şu, Osmanlı'ya sorunuza dönersek, Osmanlı İmparatorluğu bana göre halifeliğin ve halifelik yükümlülüğünün Osmanlı'ya geçmesinden sonra gerileme dönemine girdi. Yavuz Sultan Selim'in şeyi almasıyla. Çünkü o ilerici hüviyetini, o Fatih'in işte top uzmanları Macaristan'dan alıp işte dünyanın bilim insanlarını toplayıp o bilimdeki atılımını ve ilerlemesini ancak şeyden sonra maalesef işte bu Yavuz Sultan Selim'in halifeliği almasından sonra ve Osmanlı bürokrasine Arapçı, Arap kültürüne yakın ve Arap kökenli olan özellikle Emevi Arap ideolojisini benimseyen o yasak, bu yasak, şu günah, bu günah Osmanlı İmparatorluğu ilerleme şeyini kaybetti. Nasıl söyleyeyim? Takıyüddin Efendi astronomi şey yapıyor. Ebu Suud daha sonra tabii yıl şeyde Yavuz'dan sonraki herhalde dönemde bu diyor ki İstanbul'da zelzele oluyor. Hemen gidiyor padişah bu zelzele neden oldu diye şey ustama sorunca efendim diyor Takıyüddin Efendi var ya diyor Boğaz içinde Resathanede. O diyor teleskopuyla diyor meleklerin bacaklarını gözetliyor. Bundan dolayı oluyor. Ve padişah onun sözü üzerine orayı topla bombalıyor. O Resathaneyi yok ediyor. Şimdi böylesine gecikme, arkasından matbaanın gecikmesi. Yani bunlar hep işte gavur icadı. O yüzden bunlara hep Osmanlı bilim tekniğe geri kalınca sonuçta Abdülmecit o padişahlardan bir tazimatı ilan ediyor. Ve bu gerilemenin odağı olan Yeniçerilerin ocağını kaldırıyor ve o tanzimat fermanıyla batılılaşma ülkemizde batı tipi okullar kurulmaya başlıyor ki Mustafa Kemal de bu okullarda oldu. O zamana kadar medreselerde sadece din alimi yetiştiriyordu. Bilim, teknoloji yoktu. Tabii bunun değişen bir dünyanın Osmanlı'nın kaçırması, sizin söylediğiniz sanayi devrimini kaçırmasına neden oluyor. Ve bunun farkına varan Osmanlı padişahları yenileşmek için gerici şeylerle mücadele ediyor. Ve en sonunda hesaplaşma Osmanlı döneminde 31 Mart vakası oluyor ve kalkışma oluyor. Onu da Mustafa Kemal'in önderliğindeki hareket ordusu Selanik'ten gelerek bastırıyor ve bunları önlüyor. Şimdi tabii bu süreçte bir de ekonomik boyutu var. Sanayileşmeyi de kaçırdığı gibi çok önemli bir şey de var. Bakın Osmanlı Mehmet Ali Paşa'nın, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla Kütahya'ya kadar gelince korkuyor. İngilizlere diyor ki beni buradan kurtarın. Onlar da evet kurtarız ama sizden isteklerimiz var. Nedir o? İşte Kıbrıs'ın verilmesi daha sonra da oldu. Efendim diyorlar bize kıyılarınızda vergi muafiyetli ticaret yapmanız sağlı. Bütün limanlarınızda. Padişah onu mecburen kabul ediyor. Ve sonra Osmanlı tüccarı vergi öderken İngiliz tüccar ödemiyor. Sonra bir süre sonra Osmanlı tüccarı batıyor. Kıyılardaki bütün ticaret ve sanayi şeyin eline geçiyor. İngiliz tüccarları. Bunda da kalmıyor. İngiliz tüccarları 10 tane Avrupa ülkesi içinde istiyor. Dolayısıyla devletin kasasına Osmanlı tüccarı battığı için vergi gelmiyor. Şey de vergi ödemiyor. İngilizler de ve Avrupalılar da vergi. Kasaya para girmeyince en sonunda Osmanlı 1881'de Düğün-i Ümmiye gitmek istiyor. Çünkü borçlarını çeviremiyor. Galata bankalarını ödeyemiyor. Diyorlar ki sen çeviremiyorsun. Yani iflas demek bu. Konkordato diyorlar işte ona. İflas bayrağı çekti. Zamanımız öyle diyorlar. Evet. Ama iflas bayrağı çekince bu sefer evet sen ödemiyorsun. Biz senin gelirlerini el koyacağız. Gelirlerini biz kontrol edeceğiz. Başına yabancıların geçti. Düğün-i Ümmiye başlıyor. Bunların bir şubesi de Mersin'de açıyor. Mersin'de çok verimli topraklarıyla Batı'nın hep göz önünde olan bir şey. Ve Mersin'deki
çıkan bütün malların kontrolünü, gelirlerini onlar alıyor. Şimdi buradan devlet orada da iflas edince geriye kalıyor Osmanlı'nın paylaşılması. Ekonomik çökmüş, siyaseten geriliyor. 1638'de Viyana kuşatmasıyla başlayan bu geri çekiliş, pardon 1693'te geri çekiliş, ta Sakarya Savaşı'na kadar 238 yıl sürüyor. 13 Eylül'de başlamış Viyana'daki çekilme. 13 Eylül 2022'de Sakarya'da düşman duruyor. Yani o zamana kadar geriliyor ve en son zaferle kazanamıyorlar. Geriliyor. Evet. Sakarya Muharebesi'ne kadar bir daha zafer kazanamıyorlar. Kazanamıyorlar. Sakarya'da önce durduruluyor. Evet. Sonra Atatürk tahkimatlarını yapıyor. Ve orduyu gizli gizli büyük bir savaşa, meydan muharebesi, yani düşmanı Dumlupınar meydan muharebesi. Ona diyor. İşte gelmeden 26 Ağustos, işte önce Sakarya'da durdu, tahkimatlar gece yanlış yere askerleri yürütüyorlar, gece geri getiriyorlar, düşmanı şaşırtıyorlar, gündüz size makine mühendisi olmanızdan kaynaklanan bir katkınızı burada söylemek istiyorum. Orada da mühendislik bilgisi kullanarak at sırtında hem araçların taşınması, hem ses çıkarmadan kamuflaj, tabii, hem de atların ve araçların da yağ ve diğer alanlarda da ses çıkarmadan sırtlardan, tabii, düşmanların arasından gündüz yeşil, evet, alanların altında saklanıyorlar. Evet, burada yani mühendislere çok büyük ama en büyük şey de orada demir yollarının da çok bir şey, onun başına gelen, evet, bir çok ünlü birisi anlarında okudum. O demir yollarını da çok ustaca kullanmış ve düşmanı şaşırtarak sanki bir savaş, hatta en son ziyafet verecek. Yani maç, futbol maçı, evet, yapmaya geliyor. Evet, evet. Futbol maçı yapacağız. Yani hiçbir şey yokmuş gibi, evet, şeye geliyor. Afyon'a geliyor. Orada işte müsabaka yapacak ordular arası. Dikkati falan. Dikkati başka yere çekerken kendisi cephede oluyor. Kendisi cepheye geliyor 26 Ağustos için. Ama ondan önce çok önemli bir şey var. Bir şey de var. Mustafa Kemal'in savaş durumunda meclisi nasıl demokratik çalıştırdığına dair. Direkt diyor ki meclise, bana 3 aylığına yetki verin. Oo diyor, meclisin yetkisi verilir mi? Sen tek adam olacaksın. Böyle bir yetki olur mu? Biz veremeyiz. Meclis savaş durumu çıkıyor. Ben sizden bunu 3 aylığına istiyorum. 3 ay sonra eğer bunu şey olursanız benden alırsınız. Bu 3 ayda ben meclise gelip sorup şey yapamam, savaşı yönetemem. Bana 3 ay. Uzun tartış. Bakın, savaş durumunda bile istese diyebilir ki, kardeşim meclisi davettim, en güçlü adam, ben savaşı yöneteceğim, meclis yok. Hayır, meclisi yukarı çıkarmak için üstün bir şey. Çünkü tüm halkın iradesine saygı gösteriyor ve meclisten uzun uzun tartışmalarla, düşünebiliyor musun? 3 aylığına yetki alıyor. Onu da demiyor, sonsuz verin. 3 aylığına diyor. Bakın, istemesi bile bir gerçekten demokratik bir saygı. Bakın, bu çok önemli. Savaş durumunda bile bunu yapıyor. Cepheye geliyor ve bütün hazırlıkları kontrol ettikten sonra Kocatepe'ye o gece çıkıyor, bir gün öncesinden. Ve saat 5'te ben orada bulunma, tam da onun olduğu gün Cuma'ya geliyor. Bu sene de Cuma'ya, evet, geldi. Ve sabah o tarif ettiği saatte oradaydım. Ve tam orada Tanyer'i ağırırken, evet, ordular ilk hedefiniz diye ve müthiş bir şeyle, o askerlerin moral gücüyle bir saldırı başlıyor. Ve düşmanın ya buraya 6 ayda geçemez dedikleri mevzileri bir günde 24 saatte geçip gidiyor. Ama onların içine Çiğitepe gibi görevimi yapamadım diye verilen saatte o cepheyi alamadım diye intihar edenler oldu. Düşünün askerlerin moral motivasyonunu ve bu işe salmayı. Gerçekten de askerlerin o düşmanı kovalaması ve en son 30 Ağustos'ta ben oraya da gittim. Dumlupınar'da bütün orduyu sıkıştırıyor, yani şeyi sarıyorlar ve orada gene bir meydan muharebesi, yani gerçekten bir alemin doğduğu, dişe diş, o insanlar bıçaklamalar, şeylerle boğaz boğaza bir mücadele. Sakarya'da öyle olmuştu ve düşman kesin bir yeniliyor. Göğüs göğüse. Göğüs göğüse. Yani adam orada ne bulursa şey yapıyor. Kemeriyle, şeyle, böyle bir dişe diş bir savaşta düşmanı orada yok ediyor diyelim. Moral olarak da yok ediyor. Kaçan kaçana. Ve İzmir'e doğru kaçıyor. İzmir'i kovalıyor. Demin siz söylediğiniz gibi 9 Eylül'de İzmir'e Türk askerinin girmesiyle mücadelenin, düşmanın sökülüp atılması tamamlandı. Dolayısıyla 39 Ağustos'un
hem dünya tarihi açısından, sadece bizim değil. Bakın sanki Türkiye'nin, aslında bunu bütün dünyadaki mazlum milletler kutlaması gerekir. Çünkü onların adına, demin Indira Gandhi'nin söylediği gibi, bir yani düşmanın yenilebilir bir düşman olduğunu, Tanrı olmadığını anlatıyor ve bütün mazlum milletlerin yavaş yavaş kurtuluşu başlıyor. Tabii bundan sonrası için artık İstanbul'un İngilizlerden alınması gerekiyor. Bakın orada da müthiş bir diplomatik ve askeri deha var. Savaşsız alıyor. Bence Atatürk ikinci Fatih'dir şeyin, İstanbul'un. Öyle bir yer var ki Atatürk ilerleyin diyor ama diyor asla silah atmayacaksınız. Silahlarınızı şey yapın. İngilizler, İngiliz ordusu var orada. Bir köprüyü aşağı yapacaksınız ve oradan hiçbir şey olmamış ki ateş açmazsa asla atmayacaksınız. Düşman şaşkın. Tabii onlar da kararsızlık geçiriyor. Atalım mı atmayalım diyor. Orada asker ilerliyor. İlerleyince bu özgüven karşısında düşman bu kadar özgüvenli saldırıya maruz kalacak şekilde canlı dişine takarak verilen komutu yerine getiren bir ordunun mutlaka arkasında çok daha fazla güçlü bir o moral gücü orada ve yani İngilizler hazır bir ordu olduğunu da düşünerek. Bakın savaşta moral psikolojik çok, bir şey. Kesinlikle savaşta çok moral. Siz şimdi buraya gelmeden bir olumsuzluk yaşasanız kendinizle ilgili bu toplantı buraya gelirken performansınız farklı olur. Tabii. Şimdi savaşı kazanmış bir ordu geliyor, askerler ve onlar da hiç beklemedikleri bir yenilgi, buna göre planları da yok. Tabii. Ne yapacağız? Komutandan emir bekliyor, İngiltere'den haber gelmiyor, ne yapalım falan derken Türk askeri o arada İstanbul'a giriyor, kuşatıyor, en son diyor şu saate kadar bir bakım diyor. İngiltere'nin şeyi kalmamış. Gemiler rıhtımda bekliyor. Bekliyor. Süre veriyor. Tabii. Bekliyor. En sonunda İngiliz karargahı boşaltma kararı alıyor. Savaşı göze alamıyor İstanbul'da. Boşaltma kararı alıyor. Fakat işte Sultan Vahdettin de İngilizlerle birlikte maalesef hiçbir zaman atalarına, dedelerine yakışmayacak şekilde onların sığınarak kaçıyor. İşgalcilerle beraber. Evet, kaçıyor. Şimdi bunun anlamda bu savaş dünyanın en onurlu savaşı. Evet, savaşa karşıyız, savaş olmasın. Ama meşru bir müdafaa da hakkı her zaman vardır ulusların. Böylesine onurlu bir savaş, işgalci bir savaş değil. Emperyalist bir savaş da değil, insanları köleleştiren bir savaş da değil. Özgürleştiren bir savaş ve insanileştiren, arkasından yapılan devrimlerle, demin biraz evvel siz söylediniz İzmir İktisat Kongresi'ne kalan süreçte, Atatürk gelince hemen söylüyor, bundan sonra cehaletle ve yoksullukla başlayacağız. Asıl mücadele şimdi başlıyor diyerek ikinci safhaya hazırlıyor. Diyorum, nokta koyuyorum. Eğer şeyse tabii, devam edelim. Tabii. Sizin söyleyeceğiniz varsa. Evet. Buraya kadar özetlenmesi gereken bir konuydu. Siz aynı zamanda mühendisisiniz. Siz aynı zamanda yeni kuşak Köyenser Derneği Mersin Şube kurucu başkanı. Hem kurucu hem de bir öğretmenin oğlusunuz. Evet. Bildiğim kadarıyla. Hem de köyenserli bir öğretmenin oğlusunuz. Dolayısıyla eğitime karşı da oldukça araştırmacı bir yönünüz var. Evet. Bir de şu an Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı olmanızdan kaynaklanan size birkaç boyutta soru sorabilecek kadar kendimi rahat hissediyorum. Buyurun, ve bunların cevabını alabileceğimi biliyorum. Hepsi de önemli konular. Şimdi buraya kadar anlatmış olduğunuz şey, önce emperyalizme karşı mağlubiyeti tattıran bir ülkenin olması ve onun başında Mustafa Kemal'in olması. İkincisi, eski Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunmuş olduğu koşullar. Üçüncüsü, 30 Ağustos'tan sonra kazanılan zaferin ve diplomasinin İstanbul'un işgalci kuvvetlerden kurtarılması ve yine kısa zamanda da toparlanan ulusun modern devlete ve orduya sahip olan bir ülkenin yapılan bu çalışmalar bir şeyi daha hazırladı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kurulmasını beraberinde getirdi. Yalnız ondan önce bir Lozan safhası var, önemli. Onu da i̇şte konuşalım. Oraya gireceğim. Bu çok önemli ama 29 Ekim 1923 modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması, fakat bir tapuya ihtiyaç vardı. Bu tapunun bir anlaşmayla tamamlanması kabul ettirilmesi gerekiyordu. Ve bunun için de Lozan Antlaşması gerekiyordu. Fransa'nın yakınlarındaki
Lozan'da, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan bu anlaşmayı da kısaca tabii ki anlatmak lazım. Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra da sahip olduklarımızı tekrar bir gözden geçirmemiz lazım. Şimdi Atatürk'ün dediği lafa dönecek olsak, her meydan muharebesinden sonra başka bir alem doğar. Evet. Yeni alem doğuyor. Atatürk bu alemi görüyor, buna göre hazırlık yapıyor. Tabii İstanbul'dan atılmasıyla bu yeni devletin uluslararasında da kabulü gerekiyor. Onun için bir barış konferansı şey yapıyor. Tabii burada İngilizler çok numaralar çekiyor. Barış konferansına iki Osmanlı temsilcisine getirmek istiyorlar. Yani Türkiye ile o eski Osmanlı'yı birbirine düşürmek anlamında. Ankara hükümet diyor ki asla diyor, biz o zaman gelmeyiz. Ve Lozan'a tabii kimin gideceği tartışmaları sürüyor. 1922'nin bu 30 Ağustos'tan sonra Kasım ayları. Önce tabii pardon, bu arada o 13 Ekim Mudanya Mütarekesi var. Onu atlamayalım. Ben tesadüf bu seyahatimde oraya da uğradım. Tabii. Mudanya'da mütarek... Tabii ilk diploması zaferidir. Bakın o şeyle ilgili ben orada okudum. Oraya gittim de gördüm. Tesadüf herhalde bir 10-15 gün önce oradaydım. O mütareke evi diye evin onarımını yapıyorlardı. Ve orada bir anıt da vardı. Ve o anıtı da 1933'te dikmişler. O anıtta bir yazı okudum. Dediler, diyordu ki o Ernest Hemingway tesadüf o Mudanya mütarekesine ya asker miydi, subay mıydı gelmiş, orada bulunmuş. Ve şöyle yazmış sonra, Batılıların barış dilenmeye geldiği kıyıda bir kasaba. Barış dilenmeye, tarifi böyle yapıyor. Batılıların barış dilenmeye geldiği bir kıyıda kasaba. İnanır mısın, bu çok önemli bir şey. O günün psikolojisini, Batılıların psikolojisinden dedik ya, hemen silahsız teslim olma. Yani o Yunan askerini geriye dönüşü beklemedikleri bu şey karşısında büyük bir panikteler. Ve şöyle bir şey var, Cumhuriyet karşıtların, efendim Türkiye İngilizleri yenmedi, Atatürk İngilizlerle işte işbirliği yapıyor falan gibi soğa diye. Halbuki orada Yunanlıları yendi diyor. Bakıyoruz oraya hiçbir Yunanlı subay yok. Yani barış görüşmesine gelen İngiliz komutanı, evet, Fransız komutanı, İtalyan komutanı şey yok. Çünkü esir alındı, Trikopis bir komutan da yok. Bu gösteriyor ki o gücün arkasındaki bu devletler. Ve onlar barış dilenmeye geliyor. Ve orada Semir Bey İnönü çok böyle mağrur vaziyette gidiyor. Şartları dikte ediyor. Yani Mondros mütarekesinden sonra ve şeyi siz söyleyin, barışı ilk adımını atıyor. Onun için zaten şimdi 30 Ağustos'tan sonra Mudanya Mütarekesi'nin 100. Biz 100. yıllar dönemine girdik. Başladık. Aslında 1919'da başladı ama şimdi devam ediyor şimdi. Şimdi bu konu çok önemli. Yalnız şeyi atladık. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Amasya Tamimi çok önemli. Amasya Tamimi Semir Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nin giriş kapısı. Tam bağımsızlık. Orada tam bağımsızlık ulusun kaderini, yine ulusun azim ve iradesi belirleyecektir ifadesiyle ben tam bağımsızlık istiyorum. Fakat bunu niye şey yapıyor? Zaman ilerledikçe Atatürk'e bir takım işte aydınlardan ya biz yapamayacağız, edemeyeceğiz, gelin manda yapalım lafları yükseliyor. Atatürk bununla mücadele etmek zorunda. Bir manda fikri doğuyor. Yani Amerikan mandasına girelim. Zaten padişah İngiliz mandasında, bir de Amerikan mandasına girelim diye Halide Ediplerin başını çektiği bir şey. Şimdi Atatürk Erzurum Kongresi'nde misak-ı milli kavramını kayda altına geliyor. Sivas Kongresi'nde de mandacılarla bir hesaplaşma. Hı hı. Mandacı mı alacağız? Manda olsun mu olmasın mı tartışması yükseliyor orada. Ve Tıbbiyeli Hikmet geliyor İstanbul'dan. Paşam, biz buraya tam bağımsızlık için geldik. Eğer böyle bir şey olursa size de karşı çıkarız diyor. Atatürk o laftan etkilenerek merak etme diyor. Bu tam bağımsız olacak. Tam bağımsızlığı orada manda fikri tarihe gömülüyor. Bakın bu da şey. Şimdi
bu aşamalardan gelip temel fikri olarak kurulup Lozan'a masaya geliyorsunuz. Lozan'da Seçil Karal hanımefendi gelecek. Siz de şimdiden söyleyeyim. 9 Eylül'de buradan duyuruyorum bütün şeylere, izleyicilere. 9 Eylül'de Akademi Salonu'nda Profesör Seçil Karal, tarihçi Enver Ziya Karal'ın kızı, ODTÜ Üniversitesi Tarih Bölümünü kuran Profesör Doktor. Çok değerli bir anlatım olacak. 9 Eylül, tam da bu demin söylediğimiz gibi. Her Atatürk'ün sözüyle başlayacağız. Her meydan muharebesinden sonra başka bir alem doğar. Onu o şeyde, o meydan muharebesinin sonuçlarını orada anlatacağız. Sen şimdiden SanTV şey, diğerlerini sizlere izlemeye davet ediyorum. Çok önemli bir şey anlatım olacak. Şimdi Lozan'a kim gidecek konularından sonra Atatürk tabii İnönü'nün inatçı kişiliğini o şeyde Mudanya'da da görünce onu göndermeye karar veriyor ve ilk görüşmelerde bir tarih ilan ediyor. Türkiye'ye gidiyor. Bakıyor ki Lozan'da kimse yok. Yani İnönü onu diyor. Bize tarih verdiler, gelin dediler, kimse yok ortada. Yani bir aşağılama durumu var. Biz gidiyoruz diyor. Pardon, o zaman gitmeyin diyor. Hemen diyor alelice toplanıyorlar. Yani önce bir test ediyorlar ne yapacak diye. Sonra toplantı yapıyor. Toplantıya geldiği zaman onu kapının köşesinde bir yere oturuyor. Gündeme bakıyorlar. İlk konuşma Lord Curzon'un. Şeyin hiç konuşması yok. Yani orada bir hava olarak, baskı olarak, psikolojik baskı olarak aşağılama ve küçük düşürme şeyini Türk denizlerini demoralize, demoralize etmek için. Lord Curzon, ama İnönü çok akıllıca bir Lord Curzon konuşmasını bitirince pat diye sahneye çıkıyor. Biz diyor buraya eşit koşullarda geldik diyor. Tabii. Benim de konuşma hakkım var. Biz barış istiyoruz. Ancak onurlu bir barış istiyoruz. Bu çerçevede bizim taleplerimiz var. Bunları bir açış konuşmasında oradan işe şeyi koyuyor. Yani öyle bir psikolojik baskı altında eşit kalmıyor. Eşit koşullarda olacağını hissettiriyor. Evet. Ve Lord Curzon herkes şaşırıyor. Bir diplomatla böyle karşı karşıya kaldıklarını fark ettiler. Biz asker gelecek zannettik diyor. Bir diplomat zaten geldi. Zaten görüşmeler süresince o taktiklerle, şeylerle her defasında tam bağımsızlık. En sonunda çıkmaza giriyor. Onlar kabul etmiyor ve şey kopuyor. Birinci bölümünde. İnönü Ankara'ya geliyor. Ama orada çok önemli bir şey var. Diyalog geçiyor. Lord Curzon diyor ki siz diyor ülkeniz fakir. Yarın diyor para lazım olacak evet. diyor. Para diyor bir bende var, bir arkamdaki. Arkamdaki dediği de Amerikan Büyükelçisi sırtını evet. dönmüş. Onda var diyor. O zaman benim bu reddettikleri cebimize koydum. Hepsini çıkarıp önünüze koyacağım diyor. Bakın bugünlere gelişimizde. Evet. Hepsini çıkartıp önümüze koyuyorlar. Şimdi Atatürk'e geliyor bunu anlatıyor. Bizi diyor Anadolu'da boğacaklar bunlar. Barışı imzalasak bile bir kuruş kredi vermeyecekler. Bizi bir tekrar Atatürk onun üzerine duyar duymaz anlıyor. Hemen İktisat Kongresi'ni topluyor. Evet. Bakın Lozan görüşmelerinin arasında ya, evet. İzmir'de 23'te. 23'ün başında Şubat'ında. Evet. Evet. Ve 4 Mart'ta mı ne bitiyor işte Şubat'ta. Şimdi orada çok önemli bir şey var. Bakın Semir Bey Lozan'a ben amblemini gördüm İnönü Vakfı'nda. Kimler çağırmış? Amele Birliği Başkanı. Bütün esnaflar temsil edilemeyen ekonominin, bakın amele birliği yani bugünün işçi sendikaları. Ülkenin birliğini beraberliğini sağlamak üzere hayır, ekonomide temsil edilen tabii, herkesin tabii, geliyor oraya. Evet. Ve oradan bir meclis adeta. Milli Bankanın kurulması, İş Bankası'nın kurulma kararı, ondan sonra işte Halk Banka, birçok bankaların kurulma kararı, İş Bankası önemli. Orada çıkıyor. 1924-23'te oluyor. İş Bankası da 1926'da kuruluyor. Evet. Ve banka kurulma kararıyla gelişim. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhuriyet bunun farkına varınca hemen bu şeyin ekonomik hamleye başlıyor ve kapitalist sistem içinde gelişmeye başlıyor. Bunu ben bazen soldaki arkadaşlarla tartışırken işte Türkiye Cumhuriyeti kurulurken işte kapitalist şeyle bunu gösterirler. Ama ben oradan o zaman söylüyorum. O zaman 1917 Ekim devrimi yapılmış. Kargadan başka kuş mu vardı? Yani bir sosyalist bir düzenin ürünü çıkmış da bir sosyal sistem var. Dünyadaki tek sistem liberal sistemdi. Atatürk nice sonra 1929'da liberal sistemle yani
işte tüccar çıkacak da doğuda bir yatırım yapacak. Maalesef sanayi birikimi yok. Bıraksan kendi kendine, kimsenin doğuya gidip oraya gidip yatırım yaptığı yok. Şeker fabrikaları yok, şu yok, bu yok. Yani tüccarın keyfi para bulacak, o biriktirecek de yatırım yapacak da Türkiye'nin bunu bekleyecek vakti yok. Atatürk baktı ki 1929 şeyle bu sistem iflas etti. O çok önemli. Türkiye'de büyük bir yoksulluk, dünyada büyük bir yoksulluk. Diyorlar ki efendim de bu arada Sovyetler'de müthiş bir ekonomik başarı var. Heyet gönderiyorlar. Sovyetler Birliği'ndeki o devletçi kalkınmayı görüyorlar. Onlar konuşuyor, raporlar yeniliyor. Ondan sonra devletçilik ilkesi konuluyor. Ve Atatürk'ün bütün dünyanın bugün bu noktaya geldiği ve geleceği karma ekonomi dediğimiz devlet, Çin'de ona devlet kapitalizmi diyorlar. Evet. Aslında nedir o? Özel sektörün ki, yapamadığını, kamu iktisadi teşekkülleri, devletin teşebbüsün ulaşamadığı yerde ulaşmak. Yani hizmet özel veriyor. Sektörün yapamadığını devletin yapmak. Şimdi biz özel sektörün gönlü olsun sosyal da. Sosyal devleti de amacı bu aslında. Tabii. Orada devletçilik ilkesi tabii. giriyor devreye. Tabii. Sayın Erkan, sizden ricam zamanımız buyurun. Sınırlı. Tabii. 15 dakika içerisinde toparlamamız lazım. Tamam, çünkü tamam. Dolayısıyla diğer, geniş olunca, diğer ayrıntıları tabii. diğer programlara bırakalım. Tamam. Ancak biz genel bir çerçeve tamam. çizerek 30 tamam. Ağustos'a gelelim. Çünkü tamam. şu ana kadar anlattıklarımız 30 Ağustos'tan öncesi, sonrası kazanılan değerler, bu değerlerin bizi getirmiş olduğu cumhuriyet, cumhuriyetin kazanımları, hukuk, laik devlet, tabii, insan haklarına dayalı tabii. parlamenter sistem şu an ve şu an içinde bulmuş olduğumuz koşulların içinde bir bayramı kutlamaya hazırlanıyoruz. Tabii. Ben anlamda, o zaman kısaca evet. Lozan'ı da başarıyla tabii. istediği gibi tavır ki bu eğer Lozan'ı işte 100. yılda şunu söylemeden geçemeyeceğim, gizli maddeleri var falan, bu kadar saçma bir şey olamaz. Lozan'ın eğer gerçekten ne olduğunu öğrenmek isteyenler İngiliz parlamentosundaki tartışmalara baksınlar. Saçını başını yoldurmuş ben demiş. Çünkü ikinci görüşmeye tabii. gelmiyor Curzon. Ya öyle bir adam vardı, çıldırttı beni diyor. Yani hiçbir şeyi kabul ettiremedik diyor. Bunu okumalarını isterim. Evet. Yani o gün dünya tarihinde hani söylüyor, bir kahraman çıktı, bir dahi çıktı yüzyılda. Bizim bütün projemizi alt üst etti dediği şeydir. O yüzden Lozan'ın geçelim. Lozan Türkiye'nin sizin söylediğiniz gibi tapu belgesi. Şimdi ondan sonra tabii cumhuriyetin kurulması. Yani cumhuriyet nedir? Padişahlık bilecek. Halk yönetimi. Egemenlik kayıtsız meclisindir diyor. Atatürk'ün meclise verdiği saygı ve gösterdiği şeyden dolayı cumhuriyet rejimine geçiliyor. Ve ondan sonra devrimler yapılmaya başlıyor. Yani devrimlerin tüm amacı şudur. Ümmet toplumundan yurttaş toplumuna tabii. geçmektir. Bu çok önemlidir. Tabii. Yani insanların zihni hala kendi arkadaşları biz padişahın ekmeğini yedik. Biz padişahlık sisteminde sen padişah ol bari. Kapı pencere hep oradan açılıyor. Çünkü öyle bir pencere yok. Hep ümmet toplumundan açılıyor. Veya... Ha, padişah olacak. Birisi güdecek. Şimdi bugüne getireceğim bu konuyu. Evet. Şimdi de bunu yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu tek adam sistemiyle Türkiye'yi bir kişi eliyle yönlendirmek ve onun kulu kölesi olmak. Şimdi vatandaş değil, köle bir toplum isteniyor. Atatürk bunu için sen padişah ol diyenlere bile elinin tersiyle yetiyor. Ben diyor cumhurbaşkanıyım, bu seçim Türkiye Büyük Millet Meclisi benim de üstümde diyor. Beni seçen o diyor. Ve devrimleri birer birer yapıyor. Önce işte harf devrimi yapıyor, alfabe devrimi yapıyor ve en önemlisi de Mersin'in gururla şey yapacak kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi. Medeni 1926'da medeni yasa çıkıyor. Tek eşli evlilik ve o çok önemli bir adım. Yani sosyal şeyi düzenliyor. Yalnız şöyle tabii Türk devrimi tepeden gelen bir devrim. Yani kurucu aydınların getirdiği aşağı doğru gitmeye çalışan. Yani tabandan gelen bir devrim değil. O yüzden eğitimi üst yapı, üst lazım. Yapı eğitimleri devrimleriyle demin söylediğiniz medeni kanun, harf inkılabı arkasından işte seçme seçilme hakkı verilmesi, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi, hukuk devleti, laiklik, hukuk devleti, laiklik çok insan önemli. Haklarına dayalı tabii, sistem. Tabii onlar hepsi birer birer anayasaya giriyor. En son 38'de 6 maddede işte halkçılık, devrimcilik, milliyetçilik anayasa maddesi oluyor. Atatürk
rahat bir şekilde gözlerini kapıyor. Ve bu cumhuriyetin bu 15 senede yaptığını gerçekten inanılmaz. Yalnız cumhuriyet tabii Atatürk'ün sağlığında, şimdi köy enstitülerini de biraz bahsedeceğim. Bunlar hep üst yapı devrimler. Yani kanunları değiştirerek yapıyorsun. Ama altta insanların kafası hep aynı. Hep padişahtan açılıyor. Hemen birisi şey olduğu zaman tarikatlar şeyhlere gidiyor. Onlara şeyini veriyor. Dolayısıyla böyle bir toplumu dönüştürmek için eğitim devriminin şart olduğunu düşünüyorlar. Bakıyorlar ki o zamana kadar kentlerdeki öğretmen okullarından mezun olanlar kırsala gitmiyor. İkinci gün torpil alıyor. Şimdi birisi gitse doğuyor. İkinci gün torpil alıp batıya tayini çıkarmaya çalışıyor. Şimdi köye gidecek. Köyü, Tonguç'un deyimiyle köyü içinden canlandıracak insan yetiştirmek lazım. Burada da öğretmen okulu demiyor. Enstitü diyor. Yani enstitü şudur. Öğretmen okullarında eğitim alırsın ama şeyde öğretim de vardır. Yani kaynak yapmasını da öğretiyor. İşte teori arıcılık öğretiyor. Tabii. Teori bir pratik. Babamın dediği, bak orada babama geliyorum. Hı. Köy enstitüsü öğretmenler biz şöyle yazık. Gündüz 5'e kadar çocuklara öğretmen. Evet. 5'ten sonra da halka öğretmen. Demircilik öğretiyor o köyü, ekonomisini kaldırıyor ve dolayısıyla Türkiye'de büyük bir değişim başlıyor. Tabii. Ama maalesef Atatürk'ün ölümünden sonra 2. Dünya Savaşı'nın koşullarında kurulan, bakın bir şey daha söyleyeyim. Avrupa'da trenler işlerine Yahudileri, çocukları, zavallı insanları doldurup o gaz odalarına falan gitmek için çalışırken Türkiye'de babamın da içinde bulunduğu trenler buradan düz içine bir umut dolu çocukları götürüyor. Tabii. O köy enstitülerine o çocuklar gidiyor. Ve bu ne zaman yapılıyor? Savaş koşullarında. 39. Yani para yok. Hepsini halkın katkısıyla 21 tane köy enstitüsü kuruluyor ve 17 bin insan yetiştiriyor. Ve bakın orada pozitif ayrımcılık ilk defa orada yapılıyor. Diyor ki birisi geliyor erkek, kız kardeşini de getirirsen seni kaydedeceğim diyor. Evet. Pozitif ayrım. Evet. Ve bin küsur, 2000'e yakın kadın öğretmen tabii yetişiyor. Ve bunların sayesinde, bakın ben açık söyleyeyim. Bunlar 60'larda 68 kuşağını yetiştiriyor. Türkiye'nin altın kuşağıdır bu. Köy enstitülü öğretmenlerin, denizlerin, o emperyalizme karşı mücadele eden aydınların, Baykurtların yetiştiği, Kemallerin, o Yaşar Kemallerin yetiştiği iklimi hazırlayan tabii onlar. O köy enstitülü öğretmenler. Aşık ve hissellerin, tabii halk müziği sanatçıları. Tabii onlar usta öğretici olarak gitmiş. Tabii ruhi suların. Müthiş bir eğitim devrimi yaşıyor ve bir kuşak yetiştiriyor. 68, benim bulunduğum 78, ben köy enstitülü öğretmenliği okudum. 88'e kadar şu anda cumhuriyeti ayakta tutan, o geçmişle bağlantıyı yapan bu kuşaklar. O köy enstitülü öğretmenler, yani el vermek derler ya, evet, onlar el vermişler. 68 kuşağı, 78'e el verdi, 78. Bugün onun izini Boğaziçi'de bile görebiliriz. Tabii, Sayın Erkan, çok şey konuşacağız. Saatler yetmez ama önümüzde bir bayram var ve süremiz doldu. Diğer konuşacaklarımızı, ayrıntıları, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve Cumhuriyet'le birlikte önümüzdeki dönemlere aktaracağımız, sahip olacağımız değerleri anlatacağız. Ama Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ayhan Kızıltan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılını bütün ulusun layık olduğu kutlamalarla gerçekleştirme çağrısı yaptı. Önce Ayhan Kızıltan'ın bu çağrısını, bravo, ve sizin çağrınızı, daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili halkımıza mesajınızı, üyelerinize mesajınızı, takipçilerimize mesajınızı almak istiyorum. Tabii. Ben öncelikle Ayhan Bey'e teşekkür ediyorum. Ayhan Bey ile bizim makine mühendisliği odasında yönetim kurulunda beraber çalıştık. Evet, o da makine mühendisi, evet, değil mi? O da aynı beraber çalıştık. Evet. O sekreterden ilk girdiğimde. Ayhan Kızıltan da bu ileri ilkokulunda okumuş. Bu Cumhuriyet'in o köy enstitüsü öğretmenisi altın kuşaktan. Evet. Onu önce bir hatırlatalım. Altın kuşaktan. O yüzden Ayhan Bey'in bunu çağrıyı yapması kadar ben çok doğal bir şey yok ama böyle bir ortamda bunu, bu daveti başlatan kişi olmak için ben Atatürkçü Düşünce Derneği olarak kıskandım. Yani o anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. Bizim yani bu çağrının yapacağım içinde siz varsınız. Tabii. Şimdi siz çağrı yapacaksınız. Şimdi ben yapacağım. Evet. Ben bütün toplumumuzun, Mersinlerin bu çağrıya ses vermelerini istiyorum. Katılmalarını istiyorum. Bu coşkuyu paylaşmalarını istiyorum. Evlerini 30 Ağustos'ta bütün Mersin'in bayraklarla donatılmasını istiyorum. Alanlarda olmasın. Alanlara gelmesini istiyoruz. Ve çocuklarına evde 30 Ağustos, bakın biliyorsunuz yıllardır
bayramlar artık 5 dakikalık bir formaliteye indirgendi. Gidiyorsunuz bir çelenk koymaya indiriyorsunuz. Başka bir etkinlik yok. O yüzden bu arada Büyükşehir Belediye'mizin dün yaptığı Zafer Oratoryosu gerçekten de önemli. Böyle bir 100. Zafer'e doğru oratoryo yapmak da çok önemli. Oratoryo çok önemli bir şeydir. Tabii. Onu da ben buradan tebrik ediyorum. Yenişehir Belediye'mizin 31 Ağustos'ta yapacağı var. Yani Mezitli Belediye'mizin 30 Ağustos yürüyüşü var. Yani bütün coşkuyu alanlara, sokaklara dökülüp biz bu cumhuriyetin kuranlara karşı borcumuzu unutmadığımızı göstererek yapmamız. Ben bu alanda buna emeği geçen, başta siz, Sun TV, buradaki arkadaşlarımız, emeği geçen herkesi kutluyorum. Bütün halkımızı bu coşkuya, bütün bu etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kıymetli izleyiciler, MTSO Atölye 1886 atölyelerinden Sayın Ayhan Kızıltan'ın 100. yıl nedeniyle bizi coşturan çağrısı, başta Tepe Medya'nın iki kanalı ve onlarca gazete ve medya kuruluşunun bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Dalga dalga yayıldı adeta. Bütün sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, eğitim kurumları, vatandaşlar gerçekten bu çağrıya kulak verdiler. Ve 100 yılı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyorlar. Dilek kolay, 100 yıl geçti ve bu yüzyılın bütün dünya uluslarına kazandırmış olduğu zafer aslında dünyanın da değişimine çok büyük katkı getirdi. Biz önümüzdeki yüzyıllara bakmak üzere yönümüzü çevirdik. Bize bu günleri hazırlayanlara minnetlerimizi sunuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ülkemizin 100. yılının kutlanmasıyla yetinmeyeceğiz. Önümüzdeki yılda 29 Ekim 2023'te 100 yılı dolduracağız. Her 10 yılda bir marşlar ve marş yarışmalarıyla 10. yıl marşı, 7. yıl marşı. Profesör Doktor İsmail Yağcı'nın bir çağrısı oldu. Ayhan Kızıltan Başkanıma da buradan hatırlatıyorum. Sayın Serdar Erkan'a da hatırlatıyorum. 100. yıl marşını istiyoruz. 100. yıl marşı için hemen kolları sıvamalılar. Ve 100. yılı bir marşla onurlandırmalıyız. Yine Profesör Doktor İsmail Yağcı Hocam'ın yine benim programımda dile getirdiği Çukurova Havaalanı'na bir ek isim daha konulmasını istedi. Çukurova 100. yıl havaalanı diye bravo. İsminin de değiştirilmesini gündeme getirdi. Bravo. Yine Ayhan Kızıltan Başkanım, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı ile birlikte bu çağrıyı biz buradan beraber yapalım. Ülkemizden, Akdeniz'den her yere şiarına uygun bu çağrıya biz de buradan çağrılarımızı önümüzdeki dönemlerde de Akdeniz'den her yere sanatta, bilimde, ticarette, fende, felsefede ilerlemeye devam etmenin güvencesiyle, inancıyla yola devam edeceğimizi belirtiyoruz. Teknik yönetmenim Ezel Avan, kameraman arkadaşım Batuhan, konuğum Serdar Erkan, MTSO adına çağrıyı yapan Ayhan Kızıltan ve tüm MTSO personeline, emeği geçen herkese, programa katılan konuklarıma, katılacak olan konuklarıma da şimdiden teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum sevgili izleyiciler. Ben de müsaadenizle bayramımızı kutluyorum. Ve yerel medyamızı demin unuttum. Sahip çıkan, çok önemlidir yerel medya. Cumhuriyet'in kurtuluşunda da çok önemliydi. Bütün yerel medyamıza da buradan teşekkür ediyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Çok teşekkürler. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.
Sıcak su getirin diye bağırdılar sen doğarken. Çıkınca düştün yaranı, ağladın yüzünü yıkadılar. Heyecanlandın, bir bardak su verdiler. Yola çıktın, arkandan su döktüler. Ataların on binlerce yıldır su neredeyse oraya gittiler. Akranların gezegenlere bakıp su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. İçtiğin her şeyde su var, su. Yahu dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hafta boyu sürecek etkinliklerle yaşıyoruz. Coşku 26 Ağustos 20.30'da Özgecan Aslan Meydanı'ndaki Zafer'e Doğru 100. Yıl Oratoryosu ile başlayacak. 30 Ağustos 20'de Anamur İskele Dragon Parkı'ndaki AG Band konseriyle tırmanacak ve yine Özgecan Aslan Meydanı'nda 20'deki Nova Norda ...1.30'daki Gazapizm konserleriyle Doruk'a ulaşacak. Kortej, etkinlikler ve daha fazlasıyla 26, 27, 28 ve 30 Ağustos'ta Mersin'de Zafer'i kutluyoruz. 30 Ağustos programımızın tamamı için www.mersin.ben.tr'yi ziyaret ediniz. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. 30 Ağustos'un 100. yılında Zafer Haftası konserleri Toroslar'da. 27 Ağustos Cumartesi günü Kıraç konseri saat 19'da Koray Aydın Stadyumunda. 30 Ağustos Salı günü Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut konseri saat 19'da Toroslar Cumhuriyet Meydanı'nda. Zafer Haftası etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir. Atsız Afşin Yılmaz, Toroslar Belediye Başkanı.